Sağlıksın Kartından iyi akşamlar efendim. Her hafta olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemini konuşuyoruz. Bugün hem Türkiye gündemini konuşacağız hem de bütün dünyada sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Bir tane başlık var: Filistin ve Kudüs. Ama önce konuklarımı sizlere tanıştırmak istiyorum. Bülent Aydemir, Habertürk Gazetesi Ankara temsilcisi. Bülent, hoş geldin. Deniz Zeyrek, Hürriyet Gazetesi yazarı ve CNN Türk yorumcusu. Deniz, hoş geldin. Melik Yiğitel, 24 TV Ankara temsilcisi ve Hilmi Taşdemir, Optim Araştırma Başkanı. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bülent, senden başlayalım istersen. Söylediğimiz gibi bütün dünya şu anda Filistin'deki olayları, Kudüs'teki katliamı konuşuyor. Biz girerken 52 idi şehit sayısı ama inşallah artmaz. Çünkü 2000'den fazla yaralı var. İsrail'in bütün şiddetiyle, vahşetiyle, sadece bir elçilik açma gerekçesiyle bütün bunlara sebep olduğunu, ama sebebin arkasında tabii ki Trump'ın bu kararında etkili olduğunu biliyoruz. Yıllardır hep vardı bu karar ama ertelenirdi. Ama bu sefer hayata geçmeyi tercih ettiler. Nasıl yorumlamak gerekiyor? Bunu ben açıkçası Taşkın Bey, münferit bir hadise olarak görmüyorum. Yani bu elçilik kararı ta Obama zamanında, değil mi, alınmış bir karar ve Trump bunu imzaladı. Bunun arkasında bu Orta Doğu'da dağıtılan kartlar, tekrar haritalandırma, buradaki paylaşım savaşının etkisi var. Bu Suriye'den bağımsız değil. Bu Trump'ın İran'a karşı uygulanan, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal etmesinden bağımsız değil. Bu bölgede yaşanan gelişmelerden bağımsız değil. Trump'ın PKK ile YPG ile işbirliği yapmasından bağımsız değil. Tabii bir de bu politikalara baktığımızda Trump'ın bunu tek başına yapmadığını görüyoruz. Silah lobileri, işte Musevi lobisi, bunların etkisi altında kaldığını görüyoruz. Suriye meselesinde İsrail hiçbir zaman tamam sütrenin gerisindeydi, pek görünür bir aktör değildi ama yani 10 günde 15 günde bir gidip Golan Tepelerini bombalıyor İsrail. Dolayısıyla bu karar belli ki bölgedeki bu ateş çemberini daha da körükleyici bir hamle ve İsrail'in ekmeğine yağ süren bir hamle, işte Suudi Arabistan'ın ekmeğine yağ süren bir hamle ve kaosu daha da derinleştirecek bir hamle. İnsanlar ölürken, çocuklar, gençler ölürken orada işte kutlamalar, Trump'ın kızı orada adeta kutlama yapıyor. İsrail'den daha da kışkırtıcı açıklamalar ve tesadüf değil tabii ki, İsrail'in 70. kuruluş yıl dönümüne denk geliyor. Tam da bu planların, bu devir ya da açılışın, organizasyonun yapıldığı gün. İnşallah hani uluslararası toplum harekete geçer diyelim. Sadece İslam ülkeleri değil, yani Türkiye Filistin meselesinde bugüne kadar sürekli ön alıcı çabalar harcadı. Ama bugüne kadar uluslararası toplum zaten kayıtsız kaldı da İslam ülkelerinin de çok büyük burada sorumluluğu var. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan tutun da Arap Birliği'ne kadar kınamaktan öte, ki kınayan açıklamalar da bugüne kadar hep cılız açıklamalardı, kınamaktan öte eyleme geçecek bir tavır sergilemediler. Hani Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir. Buralara geleceği belliydi. Bir yer aranıyordu. Bir, yani bu krizi derinleştirecek, belki bütün bölgeye yayacak. Bu da Filistin oldu. Bura bittiğinde bir bakacağız, İran'la problem yaşanacak. Bir bahane bulmak kolay. Amerika da bu işin bahanesini arıyor. İşte İsrail'le, bölgedeki ittifak içinde olduğu ülkelerle. Maalesef böyle oldu ama tabii bu aşamadan sonra ne yapılır, açıkçası ben orada çok umutlu değilim. Onu da zaten biraz sonra belki konuşmamız gerekebilir. Deniz Zeyrek, senin görüşlerin ne? Aslında Bülent bir yerden başlamıştı, sonra onu kısa kesti. Bu toplam bir Orta Doğu politikasının uzantısı, evet, mı, yoksa Amerika Birleşik Devletleri İsrail arasındaki özel ilişkinin sonuçlarını mı çekiyoruz? Şimdi ben bunu cumartesi günü de, yani bu gün olacak şeyi öngörerek biraz bizim Hürriyet'te okuyuculara yansıtmaya çalışmıştım yazdığım yazıda. Bir paradigma değişimi söz konusu. Obama, demokratlar iktidara geldiğinde bir Orta Doğu politikası ortaya koydular ve işte Müslümanlarla barışalım, birlikte iyi geçinelim. El-Kaide'ye ve benzer Selefi örgütlere zemin hazırlamayan bir tablo oluşsun. İşte geldi, ilk konuşmasını Mısır'da yaptı. Göreve başlar başlamaz. İşte Türkiye ile ilgili çok önemli mesajları vardı. Bir Medeniyetler İttifakı
oldu, Büyük Orta Doğu Projesi oldu vesaire. Bütün bunlarda demokratlar yeni bir paradigma yarattı. Yani Irak'tan ordusunu çekti, işte Şiileri, İran'ı böyle şeytanlaştırmaktan vazgeçti. İran'ı işte hatta bir ara, bakın işte bir örgütler, radikal örgütler işte diğer taraftan çıkıyor. İran'ı bu kadar hedef almayalım demeye başlayan Amerikalı uzmanlar türemeye başladı vesaire. Şimdi Trump geldiği andan itibaren Orta Doğu meselesini tıpkı öncelleri gibi, diğer neokonlar gibi biraz gerilim üzerine kurmuş vaziyette. Yani bugün Bülent'in söylediğine %100 katılıyorum. Trump Orta Doğu'yu yeniden silah satacağı, yeniden para kazanacağı, çatıştır, kontrol et seviyesinde bir klasik neokon Amerikan politikası uygulamaya başladı. İran'ı yeniden yani hedefe oturttu. Gelmeden önce biliyorsunuz roket atan vesaire diyerek Kuzey Kore ile bir polemiğe girdi. Orayı birdenbire değiştirdi yaklaşımını. İran'ı Kuzey Kore konumuna oturttu. Şimdi bakıyorsun iki tane de yanında müttefiki var. Birisi Netanyahu, diğeri de Suudi Arabistan'ın yeni veliaht prensi. Bunları da istediği gibi yönlendiriyor, kullanıyor ve Orta Doğu'daki politikalarına jandarmalık ediyorlar bunlar. İşte bakıyorsun Yemen'de sorun, Bahreyn'de sorun, Katar'da sorun, İran'da sorun vesaire. Arkasında hani Bülent diyor ki İslam dünyası bir araya gelmeli vesaire ama İslam dünyası Trump'la bir müttefiklik ilişkisi içinde. Yani Mısır bir bölüm bugün, en azından. Evet yani ama en önemli. En temel taşlar. En önemli. Türkiye hariç olarak, İran yani düşmanlaştırılmış. Türkiye evet, hariç geri kalan Suudi Arabistan ve Mısır'dır. Yani Arap dünyasının dört temelinde bunlara Irak'ı dümdüz ettikleri için. Eskiden de böyleydi. Şimdi gerçekten ben önümüzdeki dönemde bunun bölgeye yayılacağı kanaatindeyim. Çünkü Irak'ta da bugün itibariyle seçim sonuçlarına baktığın zaman İran etkisini görüyoruz. İşte Esad ikinci oldu, evet. İbadi İran'la ilişkilerini her zaman ön planda tutuyor vesaire. Orası da bir itirazlar var. Kerkük'te sıkıntı var, Kürt bölgesinde sıkıntı var. Orası da bir patlamaya hazır bir bölge gibi. Keza İsrail, Suriye'de hala gerilim devam etmekte. Çok tehlikeli bir oyun oynuyor ve gerçekten de Amerika'nın klasik çıkarcı Orta Doğu politikasının tezahürünü görüyoruz. Maalesef ben bugünü tarihi bir gün olarak görüyorum. Hani daha önce bazı mülteci kamplarında büyük katliamlar olmuştu İsrail'in, hatta Ariel Sharon'un öncülük ettiği bir dönemde. Sabra Şatilla. Evet, bugün yaşananlar en az onun kadar tarihe geçecek olaylar. Yani bir günde bu kadar çok can kaybı, bu kadar büyük bir katliam. Yani intifadanın işte daha önceki intifadaları takip etmiş bir gazeteci olarak söylüyorum. Bu büyüklükte bir katliamı İsrail-Filistin meselesinde uzun zamandan beri ilk defa gözlemliyoruz. Ve benim kanaatim Türkiye'nin de bunu yapması lazım. Meseleyi bir yani Filistin meselesini bir İslam ülkesi meselesinden öte bir devlet meselesi, bir özgürlük meselesi olarak ele almak lazım. Bizim şu anda yoğunlaşmamız gereken, çaba göstermemiz gereken en önemli şey özgür Filistin'dir. Filistin, bağımsız Filistin devletidir. Dünyada bunu sağladığı anda Filistin, biz Kudüs tartışmasını bitireceğiz. Çünkü Kudüs'ün bir tarafı, bütün dünya tarafından doğusu Filistin'in, bağımsız Filistin'in başkenti olarak görülecek. Bu önümüzdeki dönemde bütün bunları çok daha fazla duyacağız. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Filistin'de de artık birlik olma zamanı. Maalesef Filistin'de bugün özellikle takip ettim. El Fethi, Hamas, Batı Şeria, Gazze vesaire ayrımını İsrail çok iyi kullanıyor. Şimdi İsrail'e gidin, bugünkü katliamı kendilerini şeyle savunuyorlar. İşte 1967 sınırlarına saygı gösterilmiyor vesaire. İşte Batı Şeria, Gazze'de böyle bir sorun yok diyorsunuz. İşte Batı Şeria'da ihlal edildi vesaire falan gibi abuk subuk gerekçeler gösteriyorlar. Burada Filistin'in yeniden birleşmesi lazım. Filistin'in yeniden Yasir Arafat zamanındaki gibi
ulusal bir mücadele çizgisine gelmesi lazım. Tek sesli olması lazım. Türkiye'nin de bu yönde çaba göstermesi lazım. Buradan Melik Yiğitel'e geçelim. Melik, bu konuyu özellikle iğneyi kendimize batırma konusunda biraz sinirli de olduğunu biliyorum ama sormamız gerekiyor. Yani öyle çok yani hazindir. İki ülkeden çok ses çıkıyor öteden beri. Biri Türkiye, diğeri Venezuela. Chavez söylüyordu. Diğer ülkeler yani İran biraz kriminalize edildiği için hani bir Şia dürtüsü üzerinden bir şey söylüyor. İsrail takıntısı üzerinden söylüyor diye algılandığı için onu saymıyorum. Geri kalan ülkeler nerede? Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Katar. Bunlar çok ağırlı olan ülkeler. Neredeler? Çıkıyor mu sesleri? Yani sadece bunlar Amerikan Yahudi şirketlerine bir ambargo kararı bile alsalar bu işler bu kadar hayasızca olmaz. Şu anda yapılan şey hani sevgili Deniz Eğri'nin söylediği gibi mesele bir İslam meselesi değil. Şu anda onu da aşan bir şey. Tamam temelinde belki o var ama yani biz bunu bir insan hakları meselesi olarak bile dünya gündeminde taşımakta zorlanıyoruz. Türkiye olarak çabamız buna yetiyor çünkü dönüp bakıyoruz arkadan gelen yok. İşte Arap Ligi'ni toplayalım bir tane kınama mesajı çok düşük tonda bir mesaj. İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bildirisini gelmeden bir daha baktım. İnanın bana şeyin çok çok gerisinde. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının çok gerisinde. Şimdi ya bu Arap dünyası böyle hakikaten böyle beyni köleleştirilmiş bir yere doğru gidiyor. Yani Amerika'ya gidip işte Trump'ın yanında gevrek gevrek gülmek sana bir onur falan kazandırmıyor. Bir bak ya kafayı bir kaldır ya bu coğrafyada ne oluyor? Ben şeyi falan geçtim ya bir kan bağı üzerinden, soydaşlık üzerinden bakmayı geçtim. İnsansın ya insan. Yani bugün gerçek mermi kullanılarak 53 kişi katledildi. Böyle bir çağda, gözünün önünde. Bir taş atımlık mesafede. Niye sesiniz çıkmıyor ya Allah aşkına? Niye yani? Bu abuk subuk şeylere harcadığınız parayla 8 tane Filistin kurulur. Ya şeyi de geçtim. Bakın 1967, Deniz Eren'in söyledi, 1967 sınırlarını da tanımıyor adam. Orada Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olarak tanımlanıyor zaten. Adam onu içe sayıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki kararı içe sayıyor. Yani diyor ki orada oy birliğiyle karar alınmalı. Dört ülkenin karşı olması yetmiyor. Ben de evet demem gerekiyor. Tanımıyorum diyor. BM Güvenlik Konseyi'nde şeyde böyle 2-3 tane bizim işte TRT'nin haber merkezi kadar 2-3 tane ülke, küçük ada ülkesi Amerika ile birlikte destekledi. Geri kalan hepsi hayır dedi. Şimdi onu da içe sayıyorum diyor. Şimdi burada çok sıkıntılı bir pozisyon var. Yani mesela Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür söylediği şey var ya o çok devrimci bir mottodur. Aslında bu ülkede soğusa herkes onu sahiplenmeli. Dünya beşten büyüktür meselesi bir tezdir. Erdoğan söyledi diye değil. Gerçekten bu bir şeydir. Yerleşik küresel düzene bir kafa tutmadır. Bugün baktığımızda Allah aşkına bana bir söyleyin ya. Yani hangi Arap ülkesinin sesi yüksek çıktı? Bir tane örnek gösterin bana. Gösteremezsiniz. Köleleştirilmiş ruh. Amerika iki şey yapıyor burada. Bir karıştırıp konsolide ediyor, kontrol ediyor. İkincisi de İsrail benim kırmızı çizgimdir diyor. Kızını gönderiyor oraya, danışmanını gönderiyor oraya ve diyor ki benim çizgim kırmızı çizgim İsrail'dir diyor. Bunu kime diyor? İran'a da diyor, diğer Arap ülkelerine de diyor. Sıkıysan yan gözle bak diyor. Burada tabii şunu... O mesajı da veriyor. Şunu unutmamak lazım. İsrail'e yönelik herhangi bir şeyin olmadığı bir dönemde yaşanıyor. Yani... bir saldırı yok, bir tehdit yok, hiçbir şey talebi yok vesaire. Dolayısıyla da bunun bir hani reaktif değil de bir aksiyona karşılık verme, bir eyleme karşılık verme değil de doğrudan bir süreci başlatma girişimi olduğunu unutmamak lazım. Trump Orta Doğu'da bir strateji izliyor. Arkasında ordudaki, Pentagon'daki işte Amerikan devletinin, o derin devletinin içindeki o bakış açısı çok hakim vaziyette ve o planı uyguluyorlar. Ben şimdi bugün işte YouTube'da Filistin'le ilgili şeylere baktım.
dünyanın neresinde işte Filistin için besteler yapılmış, şarkılar, marşlar yapılmış. Baktım gerçekten de Amerika'nın vesaire zulmüne uğrayan ülkelerde daha çok Filistin'e sahip çıkılmış. Ve Latin Amerika'da ve o şarkıların birçoğunda da ortak nokta şu. İşte kınamayla geçiştiriyorsunuz. Sözün ötesine geçemiyorsunuz. Bütün şarkılarda dünyaya yönelik eleştiri bu. Kınamayla geçiştiriyorsun. İşte hiçbir yaptırımda bulunamıyorsun vesaire. Şimdi şunu düşünün. Mesela bizim Türkiye'nin orada konsolosluğu var. Kudüs'te başkonsolosluğu var ama büyükelçi seviyesinde. Bu Türkiye'nin işte Kudüs aslında resmi olarak değil de fiili olarak Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak görmesidir. Hadi İsrail'le askeri bir gerilime girmiyorsunuz. Arapları kastediyorum. Arap Ligi'ni vesaire. Hiç olmasa Doğu Kudüs'e gönderin büyükelçilerini. Semboliktir ya. Biz bundan sonra Tel Aviv'den değil işte Doğu Kudüs'teki büyükelçiliğimizden bu ilişkileri bu yürüteceğiz diye bir tavır ortaya koyun. Şimdi ben baktım gelmeden önce 7-8 ülkenin büyükelçi seviyesinde diplomatı var Doğu Kudüs'te. Bu tür adımlar atılmadıkça Trump meydanı boş bulur ve maalesef işte bu yani şunu hiç görmüyoruz. Ben Suriye'de yaşandığımda işte bir taraftan hani bütün dünyayı ayağa kaldırmak, işte Esad'ın askeri üslerinin bombalanması sırasında ona destek vermek vesaire. Bu kadar adam gerçekten ölmemişti o zaman. Yani 53 kişi, 2000 yaralı, ateşli silahla yaralanmış insan ve yani benzer bir askeri şey bile şu anda gündemde değil. Yani Suriye'de böyle bir insanlık dramı yaşadık, bir katliam yaşadık. Bütün dünya askeri bir cevap verilmeli diye harekete geçti. Amerika bombaladı, işte Fransızlar, İngilizler destek verdi vesaire. Şimdi bakıyoruz, burada işte yani tamamen Esad'ın yaptığından daha kötü bir şey bu. İnsanların üzerine sadece toplu gösteri hakkını kullanan insanların üzerine ateş açıyorsun. Silahsız. İşte silahsız yani. Bu ama ilk kez olan bir şey değil. Yani tabii bu kınanması gereken çapta, bir şey ama çocukların üzerine bombalar yağdırdı. Bu çapta şimdi onlar yaşanıyor ama bu çapta. Yaşanıyor tamam füze saldırısı falan ama burada bence mesele burada daha büyük bir plan olması. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun doğrudan müsebbibi, başlatıcısı olması. Bundan dolayı böyle bir infial durumu var ve bunun devamının geleceğine yönelik daha kaotik bir döneme gireceğimize yönelik bir beklenti var. Korkuyla, panikle, endişeyle. Çünkü bir bakıyorsunuz yani bundan sonra hedefin neresinin olacağını bilmiyoruz. Yani yakın zamanda İran'la her şey güllük gülistanlıktı. Suriye'de işte Türkiye, Rusya, İran mutabakatı çatıldı. Astana süreci. Bir anda İran hedef ülke oldu. İran'la her şey yani güllük gülistanlıktı. Ben İyi şey gidiyordu, fena gitmiyordu. Bundan sonra oklar bölgedeki güçlü ülkelerden birine, Türkiye'ye dahi dönebilir ben söyleyeyim. Ben bütün yani gerçekten bugün bu Filistin konusu benim için çok hassas bir mesele. Orada çalıştığımda, intifada sırasında bulunduğumda Filistin mazlum bir halk. Filistin halkı. Ve bizim o halkın yanında durmak insanlık görevimiz. Yani gerçekten Filistin'i şu gördüğümüz bayrağı, şu arkanda duran bayrağı unutursak insanlığımızı unuturuz. Bu kadar net. Ve ya bugün insan olarak ben buraya gelmeden önce ya ağlayışım yani gerçekten adam çıktı harika bir gün dedi ya. Yani Trump şeyle bağlandı telekonferansla ve harika bir gün dedi. Kutlamalar falan yapıyor. Tabii İsrail için tebrik yani, ederim muhteşem bir gün falan. Harika bir gün dedi. Harika bir gün dediği günde 53 tane insan gerçek mermilerle vurularak öldürüldü. 2000 tane insan insanların üstüne bildiğiniz o filmlerde gördüğümüz şekilde ateş açıldı. Bu dünyanın hiçbir yerinde sen hani yaşanıyor vesaire böyle küçük çaplı sınır çatışmaları vesaire hani bombalar yağdırdı ama çocukların ilk defa ben böyle bir şey gördüm. Yani toplu olarak insanların üstüne ateş açıldı.
Hilmi Daşdemir, yani vakit kalırsa seçimleri onlarla konuşacağız, araştırma yaptığın için, ama bu konuda devam ediyor. Bir kamuoyu yoklaması, toplumların davranışları, kitlelerin işte politikalara tepkilerini düşündüğün zaman bu açıklıkta, canlı yayınlarda işte hepimiz izliyoruz haberci olarak. İşte 2 ile başladı, bu saat oldu 53'tü. Bilmiyoruz ilerleyecek mi, ilerlemeyecek mi? Böyle sayaç gibi insanların hayatlarını kaybettiklerini görüyorduk. Bunu, bu rahatlığı görmeleri İsrail açısından sorduğum zaman, sadece işte Trump gibi aslında çok bazı konularda nedenini ciddiye alıp da otuz üzerinde analiz edilemeyecek gibi birinin üzerinden değil de toplamda ne olup bittiğini ve bu rahatlığı buluyor olmasının Orta Doğu halkları nezdindeki bir karşılığı nedir sence? Şimdi öncelikli olarak bu Trump Amerika'nın başına geldikten sonra Amerika'nın üstü kapalı olarak gerçekleştirmeyi planladıkları her türlü planı, projesi aşikar oldu ve net bir şekilde istediğini, arzusunu söyledi. Az önce Deniz Zeyrek'in de ifade ettiği gibi oradaki insanların ölmüş olması, ölmemiş olması Trump için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü onun bir tek hedefi var. Hedefe ulaşmak için her türlü şeyi de argümanı da mübah görüyor. Yani orada çocuklar ölmüş, insanlar ölmüş, hakları gasp edilmiş, hiçbir anlamı yok. Özgürlük falan, bunların hepsi de hikaye. Biz yapmış olduğumuz araştırmalarda bir süre önce kamuoyuyla paylaştık. Amerikan karşıtlığını Türkiye'de en yüksek olduğu seviyeye, en yüksek seviyeye geldiğini gördük. %95 seviyesine. Yani tamamen karşı olanlar, kısmen karşı olanlar falan neyse, tamam, hepsini birleştirdiğimiz zaman %95'e geliyor. Dinsel şeyini, tabirini, anlamını, tanımını bir yere bırakacak olursak, bu dönemin Deccali aslına bakarsanız Trump'tır diyebiliriz. Öyle uygulamaları, öyle söylemleri oluyor ki ateş yeri, bir Kore'yi hedef alıyor, bir İran'ı hedef alıyor. Oradaki Filistin'deki mazlum insanlar hiç umrunda değil. Tek kutuplu dünyanın da gelmiş olduğu nokta itibariyle her şeyin bir tek adamın aslında dudağından çıkacak kelimelere baktığı, aslında Amerika'nın da bir Yahudilerin etkin olarak yönettiği bir ülke olduğunu, Amerika'nın derin devleti, neyse işte bunun adına ne dersek diyelim, böyle olduğu bir ülke var. Bir dünya böyle tamamen Amerika'nın ağzına bakıyor. Bu Amerika'nın bu durumla ilişkin, daha doğrusu İsrail'in bu tutumuna ilişkin, Erdoğan'ın 2009'da söylemiş olduğu yapmış olduğu One Minute çıkışı önemliydi. Zaten dikkat edilirse 2009'dan sonraki süreçte Türkiye ile ilgili bir takım gelişmeler yaşanmaya başladı. Ne oldu? Partilerin genel başkanları değiştirilerek orada bir muhalefette bir dinamizm getirilebilir mi? İktidar bu şekilde değiştirilebilir mi Türkiye'de? Buna ilişkin çabalar gösterildi. Burada muvaffak olamadılar. 17-25 denendi. Orada bir algı yönetimi sahneye kondu. Orada da olmayınca bunun son neticesi olarak 15 Temmuz'u gördük. 15 Temmuz'un da arkasında Amerika ve onun taşeronu FETÖ vardı. O partilere yapılan operasyonlarda olduğu gibi. Burada İslam aleminin elbette bir arada olması, buna karşı durmak açısından önemli. Latin Amerika'nın güçlü olması da önemliydi. Brezilya'nın gelmiş olduğu durumu hep birlikte görüyoruz, üzülerek görüyoruz. Çünkü onların da dik bir duruşu vardı Türkiye ile birlikte. Sonuç itibariyle Chavez'in petrol zengini bir ülkeyken ölmeden önce ülkesinin geldiği yokluk, enflasyon ve benzeri gibi duruma baktığımız zaman ne kadar yoksulluk ve yokluk içerisine düştüklerinde petrol zengini olmasına rağmen bunları da gördük. Sonuç itibariyle Amerika'ya zulme karşı olup insanlığın yanında yer alacak bir dünyanın arzusunu içerisindeyiz. Bu da ancak insanların, ülkelerin birleşmesiyle mümkün olabilir. Bu da kısa vadede çok mümkün gözükmüyor. Kolay görünecek gibi görünmüyor. Türkiye en üst düzeyde ve en sert tepkileri
açıklıyordu biliyorsunuz. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, hükümet sözcüsü şu anda bu konuyla ilgili açıklama yapıyor. Önce onu dinleyelim isterseniz. Daha dünyaya göstermiştir. Bugüne kadar İsrail devletinin terör faaliyetleri sonucu pek çok Filistinli hayatını kaybetmişti. Pek çok Filistinli de yaralanmıştı. İsrail devletinin elinde daima Filistinlerin kanı vardı. Ama bugünkü olaylar göstermiştir ki artık Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır. Bugünkü katliamların asli sorumlusu hiç şüphesiz İsrail devletidir. Ama İsrail kadar bu katliamlardan sorumlu olan diğer bir ülke ABD'dir, ABD yönetimidir. Zira ABD yönetiminin aldığı Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı bugünkü hadiselere yol açmıştır ve ABD bunu Filistinlerin büyük felaket diye nitelendirdiği bir güne dek getirmesi de ayrıca bir tahrik unsuru olmuştur. Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Müslümanlar bakımından ve İslam ülkeleri bakımından kara bir pazartesi olarak tarihe geçecektir. Türkiye atılan bu adımların karşısında ta ilk günden beri karar alındığı andan beri net bir şekilde durmuştur. Ben bu vesileyle bugünkü katliamlarından dolayı İsrail devletini ve bu katliamlara sebep olan ABD yönetimini buradan Türkiye adına bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadığımızı ifade etmek isterim. Ama artık olay sadece kınamayla geçiştirilecek bir olay da değildir. Bütün İslam ülkelerinin ve Birleşmiş Milletler'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünyanın bu konuda bir ve beraber olması şarttır. Çünkü bu katliam göstere göstere gelen bir katliamdır. Kırmızı Pazartesi romanında olduğu gibi herkesin engelleme ihtimali olup bu kötü sonucu engellemediği bir durumla karşı karşıyayız. Kudüs'ün statüsü, tarihi statüsü, manevi statüsü, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. Birleşmiş Milletler'in uluslararası anlaşmaların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar maalesef çiğnenmiştir. Hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz. Hangi adım atılırsa atılsın, hangi gelişmeler yaşanırsa yaşansın, Kudüs'ün İstanbul İslam İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısında alınan Filistin devletinin başkenti olma vasfını asla değiştirmeyecektir, değiştiremeyecektir. Bugün kutlasalar da, bayram yapsalar da, insanlar ölürken sevinç gösterisi yapsalar da Kudüs'ün tarihi, akdi ve manevi statüsü asla değişmeyecektir. Kudüs kadimden beri olduğu gibi bundan sonra da bağımsız Filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir. Amerika Birleşik Devletleri bölgede kırılgan da olsa bugüne kadar devam eden barış sürecini maalesef attığı bu adımla yok etmiştir. ABD bölgede artık barışın, huzurun, istikrarın, güvenliğin değil, huzursuzluğun, istikrarsızlığın, güvensizliğin ve barış ortamını yok etmenin bir en önemli aracı haline gelmiştir. Artık çözümün parçası değildir, sorunun parçasıdır. ABD attığı adımla bölgede az da olsa bugüne kadar varlığını sürdüren barış umutlarını yok etmiştir. Bugünkü katliam ABD ve İsrail'in ortak eseridir. Ve her iki devlet de bu katliamlardan birinci derecede sorumludur.
İsrail'in elinde Filistinlerin kanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Demin de ifade ettim. Artık ABD'nin elinde de Filistinlerin kanı bulaşmıştır. Türkiye bu olay karşısında en üst düzeyde tutumunu ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, hükümetimiz ve devletimiz bütün gücüyle atılan bu haksız ve yanlış adımın durdurulması için çaba sarf etmiştir. Ama maalesef Türkiye'nin çabası buna yetmemiştir. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye bu anlamda Kuveyt'in ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır ve bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yek vücut olmalı, birlikte hareket etmelidir. Bazılarının göstermelik tavrı, bazılarının ise sessiz geçiştirmesi asla kabul edilemez. Bu adım sadece Filistinlere yapılmış bir haksızlık değildir. Bu adım bütün İslam ülkelerinin, bütün Müslümanların hukukuna da ayrıca bir büyük saldırıdır. Bizim bu büyük saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Burada şunu bir kez daha ifade etmekte fayda görüyoruz. Kudüs konusunu oldu bittilerle halledeceğini düşünenler büyük yanılgı içindedirler. Kudüs oldu bittilerle statüsü değişecek, değiştirilecek bir yer değildir. Eninde sonunda terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır. Kudüs yine eninde sonunda gerçek sahiplerinin olacak ve gerçek sahiplerine yine bunlar tarafından teslim edilmek zorunda kalacaktır. Bugünler elbette geçici hadiselerdir. Biz tarihin akışı içerisinde Kudüs'ün gerçek kimliğiyle bundan sonra da varlığını muhafaza edeceğine inanıyoruz. Türkiye dünya sussa da Kudüs konusunda susmayacaktır. Bütün İslam ülkeleri, Arap ülkeleri farklı bir yöne evrilse de Türkiye'nin yönü değişmeyecektir. Biz Filistin davasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmaz bir savunucusu olmaya devam edeceğiz. Kudüs'ü ve Kudüs'e dair yapılanları Türkiye en üst düzeyde yakından takip etmeye ve yapılması gereken ne varsa bunları yapmaya gayret edecektir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu yanlış ve haksız adımların ortadan kaldırılması için çabalarını en üst düzeyde sürdürecektir. Ben tekrar hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarız, dileriz ki daha olumsuz hadiseler bundan sonra gelişmez, olmaz. Bu katliamlar son bulur. Ama maalesef gelen haberler, yaşanan hadiseler katliamın devam edeceğini gösteriyor. Onun için Birleşmiş Milletler'in terörist İsrail devletine derhal dur demesi, durmadığı zaman da bu terörist devleti durdurması şarttır. Aksi takdirde katliamların artacağı, ölümlerin çoğalacağı, yaralıların artacağı ve bölgede önü alınamaz başka hadiselerin ve çatışmaların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Umarız ki bu uyarılarımızı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler dikkate alır ve bu konuda seyirci kalmak yerine kanı durduracak adımları atarlar. Evet, ben sizlerle paylaşacağım bu kadar. Evet, buyurun bakalım. Hem az önce siz de belirttiniz, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Bu doğrultuda az önce söylediğiniz gibi Türkiye'nin de sessiz kalmayacağını vurguladınız. Önümüzdeki süreçte Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı susmayacak Türkiye dediniz. Herhangi bir yaptırımı olacak mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail nezdindeki daha önce katip seviyesine indirilmişti İsrail'in Ankara'daki gerçeği. Bu yönde adımlar beklemeli miyiz? Teşekkürler. Daha önce de ifade ettim. Şimdi bir kez daha söylemek isterim. ABD bölgede devam eden, kırılgan da olsa
ağır aksak da olsa yürüyen barış sürecini attığı bu adımla maalesef yok etmiştir. Bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına, güven ortamının daha da bozulmasına ve bölgedeki huzursuzluğun artmasına neden olmuştur. Bölgedeki çatışmaların fitilini ateşlemiştir. Bugün yaşananlar bunun bir göstergesidir. Karşılıklı bir çatışma da yok. Onun altını çizmekte fayda var. Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail devletinin askerleri barışçıl gösteri yapan Filistinliler üzerine gerçek mermilerle ateş ediyorlar. Bir defa bunun görülmesi lazım ve bu çok daha bunun yakından görülmesi lazım ve buna karşı çok büyük bir tepkinin, tavrın ortaya konması lazım. Dünyanın neresinde barışçıl gösteri yapan insanların üzerine askerler gerçek mermilerle ateş ederler? İşte terörist İsrail devleti maalesef barışçıl gösteri yapanlara gerçek mermilerle ateş etmiş ve bu kadar insanın şehit olmasına ve yaralanmasına yol açmıştır. Şehitlerin sayısının, yaralıların sayısının artacağından da endişe ediyoruz. Tabii buna sebep olan bizzat ABD yönetimidir. Sayın Trump'ın aldığı haksız ve yanlış karardır. Yanlış adımlarla doğru sonuçlar elde etmenin imkanı yoktur ve bu olay ABD'yi hatırlarsanız daha önceki BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nda yapılan oylamada yalnız bırakmıştır. Şimdi burada ABD bir kez daha yalnız kalmıştır ve ABD bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir. Artık bu bölgede adil bir kişi olarak görülmesi, kabul edilmesi mümkün değildir. ABD'nin İsrail'den yana haksız ve taraflı tutumu bundan sonraki süreçte bu konularda söyleyeceği sözlerin kıymetini tamamen ortadan kaldırmıştır. Sayın Trump, biz kalıcı barış için kararlılığımızı sürdüreceğiz diyor ve bütün dünyanın aklıyla alay ediyor. Kalıcı barış mı bıraktınız? Barışın azıcık da olsa umudu varsa o umudu da Sayın Trump attığı bu yanlış basiretsiz adımla yok etmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye Kudüs'ün tarihi, manevi, ahdi ve akdi statüsünün korunması konusunda bugüne kadar yaptıklarını yapmaya devam edecektir. İsrail'e karşı ve İsrail'in bu haksız tutumunu destekleyenlere karşı kim ne derse desin Filistinlilerin ve Kudüs'ün yanında durmaya devam edecektir. Biz bu haksızlığı hem ABD'ye hem başkalarına karşı en yüksek sesle söylemeye ve bu konuda üzerimize düşen ne varsa onları en üst düzeyde yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bugün şu anda İngiltere'de Sayın Cumhurbaşkanımız var. Orada da Kudüs konusu çok geniş bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alınıyor. İleride bu konuda daha geniş kapsamlı açıklamalar yapılacağını da buradan ifade etmek isterim. Evet, buyurun bakalım. Murat Pazarbaşı, CNN Türk. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki çıkışının ardından gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerek Sayın Başbakan bu konunun hükümetin gündeminde olmadığına yönelik bir açıklama yaptı ama bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen açıklamalarda tekrar bu öneride kararlı oldukları şeklinde bazı açıklamalar yansıdı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümetten yapılan açıklamaya rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kararlılığı af konusunda. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi ayrı bir parti, AK Parti ayrı bir parti. Her parti kendi görüşünü oluşturmakta, dile getirmekte serbesttir. Biz bugün Türkiye'yi yönetme sorumluluğu taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu konuda söylenmesi gerekeni çok net bir şekilde, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ifade ettiler. O da şudur, ben de tekrar ediyorum, hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir. Evet, buyurun. Erdin Çözülmaz, ATV A Haber. Efendim, uyum yasaları çerçevesinde yetki kararnamesi çıktı. Bu kararnamenin kullanım şekli ne olacak, kapsamı ne olacak efendim?
Bu kararın, yetki kararnamesinin kapsamı, kararnamenin yetki kanunun kapsamı kanun içerisinde açıkça yazıyor. O da 16 Nisan halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliklerine uyum maksadıyla kanunlarda yapılacak değişiklikleri ifade etmektedir. Uyum düzenlemesidir. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Uyum yasalarını çıkarmamız gerekiyordu. Ancak seçimlerin erkene alınması nedeniyle uyum yasalarını çıkarma imkanı kalmadı. 24 Haziran'dan sonra da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün gerekleriyle ve kurumlarıyla beraber hayata geçecektir. Zamanın daralması nedeniyle seçim yüzünden de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına bu hafta ara verecek olması nedeniyle bir yetki kanunu çıkarma zarureti ortaya çıkmıştır. Bu yetki kanunu tamamıyla 16 Nisan 2017'de halkımızın kabul ettiği anayasa değişikliklerine uyum sağlamak maksadıyla yapılacak düzenlemeleri içerecektir. Peki, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Basın kartına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarını dinledik. Biraz önce konuştuğumuz Filistin'deki olaylar ve Kudüs'e Amerikan elçinin taşınması meselesiyle ilgili de Türkiye en üst düzeyde ve en sert açıklamalarını bir kere daha yaptı. Bozdağ'ın söyledikleri içinde özellikle çarpıcı olanlar İsrail kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin de eli artık bu kandadır. Her ikisi de Kudüs'ten önde sonunda çekip gidecektir. Amerika Birleşik Devletleri ara bulucu olma özelliğini kaybetti ve ayrıca da bütün bu olayların aslında başlatıcısıdır diyerek sert açıklamaları vardı. Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacak. Zorunda kalacaklar. Evet, hadi, tam olarak bu. İsrail içinde ve, daha terörist. Evet, İsrail terörist devlet. Bugünü de kanlı pazartesi olarak tarihe evet. geçecektir dedi. Melik senden devam edelim o zaman. Bundan sonrası için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsun? Vallahi yani Amerika ara buluculuk işlemi çoktan kaybetti zaten. O taraf artık o belli. Yani o iş bitti. Artık şimdi orasında değiliz. Burada bu meseleyi çözmenin yolu Birleşmiş Milletler'in bir an önce bu duruma el koyması. Sonuç itibariyle işte BM kendi haysiyet ve onuruna sahip çıkacak. Kendi aldığı karar içe sayılıyor. Yani ya bu yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu kadar ülke doğru değilken sen bunları tanımadan ki bunların içinde Avrupa ülkeleri de var. Bunu yapıyorsun. Bu bir temel tehlike. İkincisi, şimdi Kudüs sadece Müslümanlar için değil ki. Yani Hristiyanlar için de kutsal bir yer. Dolayısıyla yani onların da bunu kabul etmemesi lazım. Şimdi İsrail bunu başkent ilan ederken sadece Yahudiler için bir anlam taşıdığını söylüyor. Ve sembolik anlamda onu öne çıkarıyor. Öyle değil mi? Yani eğer madem öyle mesela biz şey yapalım o zaman Kudüs'te o bölgeyi Kıbrıs'taki gibi çatışmazlık bölgesi olsun. Oraya asker koyalım, kimse girmesin. Kabul ediyor mu? Böyle bir şey teklif ediyor mu? Hayır. Kudüs benimdir diyor. Doğu Kudüs'te benim. Sonra inşa ettim Kudüs'te benim. Bu topraklar bana ait diyor. Ve o sembol üzerinden de dünyaya meydan okuyor. Bunu yaparken dayanağı nereden alıyor? Amerika'dan alıyor. Amerika hukuk tanımıyor. Ve Amerika bütün tepkileri falan içe sayıyor. Dünyanın kabadayısı benim. Şimdi kabadayı durdurmanın yolu da bütün mahallenin gençlerinin birleşmesidir. Yani burada Avrupa, dünyadaki önemli ülkeler birleşecek ve burada bir yaptırımı olacak. Bunu kastederken illa hani silahla külahla vurma anlamında söylemiyorum. Evet biz bir Müslüman ülke olarak Müslüman ve bir insan hakları ihlali. Avrupa ülkeleri bunu sadece insan hakları boyutuyla ele alsın. Kabulümüzdür. Kabul. Yani işi bu boyutuyla da ele alırsa kabul. Ama yeter ki oradan bir çözüm çıksın. Fakat eğer buradan bir çözüm çıkmazsa uluslararası kurumların bir süre sonra ne işe yaradığını biz konuşmak zorunda kalacağız. Yani zaten konuş.
Efendim? Zaten konuşuyoruz. Yok yok yani, yani başka ülkeler de bunu tartışacak. Bir işe yaramadıkları ortada. Şimdi şöyle bir durum var. Ben yıllardır diplomasiyi takip ediyorum. Uluslararası kuruluş demek parayı veren düdüğü çalar demek. Maalesef. Bugün Birleşmiş Milletler yapısının yani genel sekreter ve altındaki o işte binalar, masraflar vesaire bilmem ne en önemli kısmını Amerika Birleşik Devletleri karşılıyor. Hatta bir ara Amerikan... Birisinin oylamasından sonra da tabii, azaltacaklar. Tabii res çekti. Res çekti. Yani dolayısıyla BM Genel Sekreterinden böyle bir refleks beklemek bence zor. Yani kınamanın ötesine, biraz önce özellikle onu söyledim. Yani kınamanın ötesine geçen bir şey yapmadığımız sürece Trump da Netanyahu da diyecek ki bağırıp çağıracaklar, unutacaklar. Hep böyle oluyor. Şimdi işte, bu iş bugün ortaya çıkmadı. Bu işi 1995'te şey yaptılar. Yani bu karar 1995'in evet. kararı. Ama kimse işte herkes böyle soğutmuş bir yerde bekletiyordu. Trump ben hayata geçireceğim dedi. Hayata geçireceğim dediği gün işte Türkiye'nin de çabalarıyla BM Genel Kurulu'nda toplantı yapıldı ve büyük bir farkla bir karar çıkarıldı. Sonra ne oldu? Ne oldu sonra? Tanımıyorum dedi. Ya ben... Hayır tanımıyorum dedi de sonra ne oldu? Unuttuk değil mi? Biz maalesef, bile. Yani maalesef. Biz bile Türkiye'de başka gündemler girdi. İşte Afrin girdi, Fırat Kalkanı girdi, işte Zeytin Dalı Operasyonu girdi, iç siyaset girdi vesaire. Biz Filistin'i unuttuk. Yani evet TİKA'nın, kamu kuruluşlarının Filistin'e insani yardım konusunda faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Bunu inkar edemeyiz ama siyaseten biz... Bugün gelecek olan şeyi bildiğimiz halde yeterince gereğini yapmadık. Dünya da yapmadı. Avrupa Birliği de yapmadı. İşte o bahsettiğimiz solcu Latin Amerika ülkeleri de yapmadı. Ve bugün bu noktaya geldik. Trump, ben de diyorum Trump'ın bütün bu Orta Doğu siyasetinin temelinde yanıma kar kalıyor zihniyeti hakimdir. Tamam. Ben de size diyorum ki yani şimdi mesela Türkiye çok ciddi bir mekik diplomasisi yürüttü ve BM Genel Kurulu'nda bu kararı çıkarttı. Hatta o gün ben bizzat hani Mevlüt Çavuşoğlu'yla önce telefonda konuştum, sonra da yayını aldım. Tek tek ülkelerle bildiğim böyle ikna ederek hani bazı ülkelerin ona ne dediğini de biliyorum. Yani mesela Amerikan yardımıyla biz ayakta dururuz, mahvoluruz. İşte hepimiz bir olursak bir şey yapamaz. Yani bunu bile söyleyebilirim yani aktarabilirim. Ama şöyle bir şey var. Şimdi artık temel sorunumuz şu. Şimdi bu uluslararası kurumların eğer bir işlerliği yoksa hepimize geçmiş olsun. Yani bu uluslararası kurumlar bu orman kanunları geçerli olmasın diye var. Tüm bunların yani yeniden yapılandırılması olsun, gerektiği çok aşikar sanki. Yani evet, bu haliyle yani dayılanıp, işte az önce... Dayılanıp diğerlerini dövmesin diye uluslararası kurumlar var. Ama, şimdi o uluslararası işte kurumlar yoksa İsrail'in, geçmiş olsun hepimize. İsrail'in, hepimize geçmiş olsun. İsrail'in aleyhine BM Güvenlik Konseyi'nden geçmiş Amerika'nın da imzasını taşıyan onlarca karar var. Ama uygulamıyor. İsrail uygulamıyor. Evet. Yani burada bir yaptırım mekanizması yok. O yaptırım mekanizması olmadığı sürece de yani tekrar altını çiziyorum. Kınamakla ya da işte en sert açıklamayı ben yaptım demekle falan bu iş çözülmüyor. Çünkü Trump bu şeydir, toplumsal gösterilerde de böyledir. Yani işte dağıtın talimatı verirsin, dağıtırlar. İnsanlar sağa sola koşuşur, dağılırlar. Belki bilmem işte birkaç ay sonra başka bir nedenle yine bir toplumsal gösteri görürsün. Buraya da öyle bakıyorlar. O zaman haysiyetli Amerikan halkını sokağa davet edecek. İşte ben Amerikan halkı bugün, aslında Trump'ı bugün politikalarını halkı, çok eleştirdi. O zaman sokağa gitsin. Tepki oldu, çok tepki oldu. Sanatçılar kampanya düzenlediler. Bunu hafife almamak lazım. Yani ben bunun da dünyada yayılması gerektiğini, bu aktivizmi yani bu aktivizmin dünyada tabii yayılması gerektiğine inanıyorum. Zaten. Yani Vietnam'da nasıl Amerikan halkı sokağa döktü ve Amerika Vietnam'dan çektiyse aynı şekilde Amerikan halkı kendi haysiyet ve onuruna sahip çıkmak adına sokağa insin ya. Yani sadece insan haklarını koruma mottosuyla eğer uluslararası kurumlar bir işe yaramıyorsa Paris yine öyle olsun, Londra yine öyle olsun yani bunun başka yolu yok ki. Evet sonuçta insanlarda şimdi ben mesela gelmeden önce sosyal medyada kaydedip geldim. Bir Twitter hesabı işte Siyonist olmayan Yahudiler diye bir hesap. Bir fotoğraf paylaşmış bugünden bir fotoğraf. Bir kadın İsrail askerinin karşısına dikilmiş. Parmağını böyle kaldırmış.
bana böyle diyemezsin. Ben sadece senden değil, senin devletinden de yaşlıyım, diyor. Şimdi bunu İsrail'in sonuç itibariyle, İsrail'de de insan hakları aktivistleri var vesaire, bu işlere karşı çıkan insanlar var. Amerika'da var. Da var. Bunu da harekete geçirmek lazım. Yani bir şekilde bu işe kafa yormak lazım. Aksi takdirde bu adam iktidardayken, Trump iktidardayken ve Netanyahu'nun jandarmalığını yaparken, hatta Suudi Arabistan'ı da buna dahil ediyorum, buraya huzur gelmez. Burada ya biz, burada entelektüeller bu... işte izninizle bir örnekle ben bitireyim. Bu Cezayir meselesinde aydınlar bildirisi var biliyorsunuz. Onun imzalanlardan biri de Sartre, Jean-Paul Sartre. Diyorlar ki yani Sartre çok açık, işte Jean Genet falan var. O dönemin en iyi entelektüelleri yazıyor. De Gaulle şikayet ediyor. Diyor ki Sartre'ı bizim durdurmanın tek yolu içeri atmaktır diyor. Dönemin devlet başkanı diyor ki Sartre demek Fransa demek. De Gaulle. Ve onların yüzüyle Cezayir'de. Güney Afrika'yı hatırlayın, Mandela'yı hatırlayın. O aparta rejimini köşeye sıkıştıran şey bütün dünyadaki sivil boykot olmuştu. Yani Güney Amerika ekonomisini o boykot çökertmişti. Yani kimse bu Güney Afrika'da yapılmıştır etiketi taşıyan mal satın almamaya başlamıştı. Yani biz ilginç bir şey, apartheid rejimi yıkıldıktan bugüne 70 bin beyaz öldürülmüş. Yani acılar da karşı refleksle devam etmeye başlıyor. Bu da çok kötü bir şey. Tabii yani, çok olumsuz olduğunu söylüyorum. Şiddeti doğurmaya devam ediyor ve şu anda da herhalde Orta Doğu'da birçok örnekte, sadece Filistin meselesinde değil ama en tipi Filistin'dir. Niye? Çok eski, çok köklü, dünyada en çok yankı bulmuş meseledir. İşte sağından soluna kadar herkesin desteklediği. İşte hocam, oylamada gördük ki %4, yani Avrupa Birliği neredeyse tamamen bu kadar kutuplaşmış bir ülkeyiz Türkiye. Öyle neredeyse herkes takım tutar gibi. Filistin deyince, yüzde Amerikan karşıtı deyince %100 neredeyse. Yani Bülent, iç siyasete de geçmek istiyorum yavaş yavaş ama eğer bu konuda eklemek istediğin bir şey varsa. Bir iki cümle söyleyeyim müsaadenizle. Şimdi hep böyle Deniz de onu söyledi, Melik de, uluslararası toplum harekete geçsin. Zaten uluslararası toplum yüzünden böyle oluyor. O bahsi geçen örgütler hepsi parayı verenin, gücü elinde bulunduranların borazanını öttürüyor. Dolayısıyla bence buradan çıkışın yolu yine bölgesel ittifak. Yani İran yıllarca şeytanlaştırıldı. İşte Şii blokunun temsilcisi olarak görüldü. İran yayılıp nereye kadar yayılabilir bir daha? Yani düşüncelerini nereye gönderebilir? Dolayısıyla bunlar bu egemenlerin, emperyallerin yaptığı bir şey. Bölüp parçalayıp yönetmek, kaos çıkarmak. Orada acıyı, şiddeti, kanı, gözyaşını oraya boca etmek. Dolayısıyla Suudi Arabistan'la İran niye kavga eder? Ya da işte bölge ülkeleri, şimdi bakın Katar'ı işgal edecekti Suudi Arabistan, Amerikan destekli değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Katar'da Amerikan üssü var. Çıkart Amerika'yı. İki i̇şte Amerikan, bir İngiliz üssü çıkar var. Amerika'yı buradan, yani üslerini boşalt. Madem buradaki şeytan buysa, Deccal hocamın ifadesiyle, o zaman buradan gönder. İşte Bekir Bozdağ da hükümet sözcüsü de bunu söylüyor. Bölgesel aktör olmayan, burada toprağı, işte varlığı olmayan, dışarıdan gelmiş emperyaller buradan gönderilecek. Suriye meselesine bakın, kim kimle iş tutuyor. Dolayısıyla terörist ülkeler, artık terörü destekleyen demiyorum ben. İşte örneği Suriye'de YPG, PKK işbirliği. Suudi Arabistan 25 bin cihatçıyı işte yığmış Doğu Guta'ya, orada duruyor. İhraç edilen teröristler var, toplanan teröristler var. Kimlerin gönderdiği, kimlerin finanse ettiği belli. O zaman çık diyeceksin kardeşim. Ben seninle ilişkilerimi kesiyorum diyeceksin. Buradaki üstlerini boşaltıyorum diyeceksin. Bölgenin kaderini yine bölge belirleyecek. Kusura bakmayın, ben böyle görüyorum. Teşekkür ederiz. Son 10 dakikanın altına indik. İç siyasetle ilgili de sormak isteklerim vardı ama küçük yorumla ben yapayım müsaade ederseniz. Bence bu kadar silahlı, nükleer silahı bile sahip, işte ırkçı, dinci, faşist bir yönetimin, kendi halkını da esir almış bir yönetimdir bence İsrail. İsrailliler de hayatları boyunca nereden saldıracaklar, işte ne zaman alarmlar çalacak, ne zaman şeylere gireceğiz, işte Filistin eylemciler ara ara bıçaklama eylemleri. Yani bununla yaşayan bir İsrail halkı da var. O yüzden İsrail kendi halkıyla beraber bütün bölgeye maalesef saçma sapan bir şey dayatıyor. Hepsinin sonu gelecektir ama bununla mücadelenin silahlı olmadığını bence gösterdi. Biraz önce konuştuğumuz her şeyin içinde o da var.
İslam dünyasına şiddet girdikçe, işte son yıllarda yaşıyoruz, ayrışma birbiriyle abi. Girdikçe bundan da yararlanan bir İsrail yönetim ya da onunla bir işbirliği yapabilen neokonlar, evangelistler, işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli liderler çıkabiliyor. Bunun yolu herhalde bütün halklar, bütün insanlar, yani İsrail'deki makul bir insan da Suudi Arabistan'ı eleştiriyor ama Suudi Arabistan'daki halk da, Katar'daki halk da aslında herkesin gönlü adil ve eşit, özgür bir Filistin'den yana. Bence bunun yöntemlerini bulmak gerekiyor. Yoksa bu zaten silahla çözecek bir mesele değil. Onun silahla mücadele ettiğimiz sürece İsrail ya da İsrail gibi düşünenler ve destekçileri kazanmaya devam edecek. Çok az vaktimiz kaldı. O yüzden İlbi Direk senden kamuoyu araştırması olarak son durum nedir? 6 aday resmileşti. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı adaylarını sıralamasıyla birlikte açıkladı. Partiler kampanyalarını sürdürüyorlar. Muharrem İnce sık sık miting yapıyor, artık belli oldu. Bugün Meral Akşener programı da aslında bir anlamda açıklamış oldu. Genel durum nedir? Adaylar çıktıktan sonra yeni yapmış olduğumuz bir araştırma yok. Biz en son araştırmamızı Muharrem İnce'nin adaylığı netleştiği gün bitirmiş idik. Oradaki rakamlar da şu şekildeydi. Yani şu bir ölçü olması açısından söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan %51, kararsızlar dağıtılmadan aday olursa oy verir misiniz diye sorduğumuzda %51 olarak gözüküyor idi. Diğer muhalefette geriye kalan %49'u bir de %10 kadar kararsız var. Gerisi de muhalefetin adayları gözüküyor. Dağıttığımız zaman aslına bakarsanız bunun normal olarak %56'larda, 57'lerde bir yerde olması gerekiyor. Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi noktasında sıkıntı görmüyorum. İlk tur için muhtemelen ilk turda Cumhurbaşkanı adayını belirlemiş olacağız. Asıl sıkıntı bana göre parlamento aritmetiğinde, çünkü birazcık sanki 7 Haziran benzeri bir havanın oluşturulmaya çalıştığını muhalefet tarafından hissediyoruz. Kamuoyunda neden? İşte Cumhurbaşkanı'na oy verelim ancak milletvekilliğinde de X partiye verelim. Dolayısıyla mecliste burada daha fazla... Burada X partiye verelim mi etkili olur? Yoksa biraz da aslında listeleri görünce, listelere bakmak... Listeler ya da işte neler belirliyor? Ekonomi belirliyor, listeler mutlaka mi belirliyor? Yani ekonomi mutlaka çok belirleyici ancak etrafımızda böyle bir güvenlik probleminin olduğu atmosferde ekonomi ne kadar belirleyici olur? İşte Suriye yanı başımızda duruyor. Kudüs'te ne işimiz var? Kudüs'ü Amerika başkenti, İsrail'in başkenti ilan etse ne olur falan gibi diyenler elbette var bu ülkede. Ancak bu ülkenin %99'u Müslüman ve herkesin olmasa bile büyük bir çoğunluğunun kalbi Filistinlilerle birlikte atıyor. Eminim ki geriye kalan %1 de dahil olmak üzere oradaki çocuklarla birlikte atıyordur. Bu çok önemli bir gösterge. Yani Birleşmiş Milletler'de alınan Kudüs kararındaki Türkiye'nin liderliği de önemli. Açısından, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından biraz güvenlik ekseninin ben birinci planda olacağını düşünüyorum. Çünkü ekonomik yatırımlar ve benzeri gibi süreçler sürekli devam edecek. İşte dolarla ilgili, işte kredi derecelendirme kurumlarının açıkladığı puanların düşmesi, belki buna benzer farklı yaklaşımları da önümüzdeki dönemde hissedeceğiz. Ancak ekonomi, güvenlik, bunlar birbirinden ayrışmadan temel alınacak bir şey. AK Parti'nin, iktidar partisinin de bu dönemde hiç olmadığı kadar, iktidar tarihinde hiç olmadığı kadar ekonomik temelli vaatlerde bulunduğunu, o yönde paketler açıkladığına şahit olduk. Dolayısıyla 7 Haziran'da oluşan muhalefetin önerilerine ya da vaatlerine duyarsız kalan bir iktidar değil, onlar kadar ya da onlardan belki biraz daha önde vaatlerde bulunan bir iktidarla, iktidarın bu dönemiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu tür vaatlerde muhalefetin daha öne çıkması çok mümkün görünmeyebilir. Ama
netice itibariyle biz gerçek fotoğrafı seçime yakın fotoğrafı da belki bir 10 gün sonra falan görebiliriz. Çünkü 10 gün sonra adayların vaatleri, adayların kampanyaları biraz daha belirginleşmeye başlar. Belirginleşme neticesinde de seçmenin kafasında bir fotoğraf, bir resim oluşur. Bu resime göre de kararsızların azaldığını, kafalardaki istifhamların ortadan kalktığını, adaylara yönelik de bir sürecin somutlaştığını görürüz. Mesela buradaki en çok merak edilen konu Muharrem İnce ile Meral Akşener'in oyları ne olacaktır Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok risk yok. HDP'nin ve İYİ Parti... Tahmini oy var mı bilmiyorum. Ben yani aşağı yukarı Muharrem İnce'yi kestirebiliriz mesela. 15'ler civarında bir oyu olabileceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı şeyinde 10-15 civarında bir oyu olabilir. Parti olarak bile aday olarak bile. Aday olarak. Parti olarak da bizim son yapmış olduğumuz araştırmada en yüksek bulduğumuz sonuçtur. %8'dir. Orada kalabilir ya da biraz daha düşebilir. Ancak Cumhurbaşkanı da biraz daha Meral Hanım. İttifak her birinize ikişer dakika verecektim ama ilmi daşta bir alan da olduğu için birer dakika için özetlemek istediğiniz bir şey varsa bu konuyla ilgili. Ben şeyi merak ettim. Şimdi son Cumhurbaşkanlığı seçiminde 51.4'tü. Referandumda yine o civardaydı. Cumhurbaşkanı %56. Acaba o %5'i nereden aldı? Yani CHP'den mi, Saadet'ten mi? Şimdi MHP'den. Yani MHP seçmeni de var tabii ki orada. Kararsızları dağıtınca 55-56'lara vuruyor rakam. Kararsızlar dağıtmadan %51. Biz 2013 yılında bir araştırma yapmıştık. Orada da Cumhurbaşkanı'nın kendi şahsi oyu %51'di. Yani o zaman da gündemdeydi biliyorsunuz başkanlık sistemi gelsin mi diye. O zaman sorduğumuzda ya da Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz dediğimizde %51'lerde Erdoğan'ın oyu çıkıyordu. 51-53 arasında şahsi oyu var birçok araştırma ve birçok seçim sonucu bunu teyit ediyor. CHP'den oy alıyor. Hatta çok kısmi olarak %1-2 civarında MHP'nin oyu MHP seçmeninin %60'ı Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. Tabii AK Parti seçmeninin de Deniz kendi hakkını soruyla kullanmayı tercih etti. Melik bir dakika için ne özetleyebilirsin? Şöyle sandalye dağılımı yani meslek o sandalye dağılımının biraz HDP'nin barajı aşıp aşmamasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanılıyorsam beni düzeltin, HDP'nin barajı aşmaması durumunda AK Parti 60'lı 70 arasında ilave bir milletvekili ekleniyor. Çok ciddi bir oran bu. Birincisi bu. İkincisi de şöyle. Şimdi yelpazenin bir tarafında işte AK Parti, MHP ve Büyük Birlik. Diğer tarafta işte CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti. Dolayısıyla HDP'nin eğer PKK ile arasında mesafe koyarsa bir sol seçenek üzerinden bir solun bisiklet merkezi olma durumunu yakalayabilirse barajı aşacağını düşünüyorum. Yani bunu ne kadar, çünkü 7 Haziran'da bunu denedi ve başardı. Tam bir Kasım'da bir daha başardı. Vakit yok ama kısa bir yani yapabilirse diyorum. Burada CHP'nin HDP'ye illaki destek verecek bir kesimi olacaktır. Ancak bu dönemde CHP seçmeninin aynı zamanda da İYİ Parti'ye destek verme eğiliminde olduğunu da görüyoruz. Oraya da yönelme eğilimi var. Dolayısıyla 7 Haziran'daki etkiyi burada gösteremeyebilir. Ama CHP'de sağ bir ittifak yapılmasından dolayı kızgın olan sol en sol kesim var. Onlar da HDP oyları. Demirtaş'ın cezaevinde oluyor olması da Demirtaş'ın popülaritesini arttıran bir şey bu. Bilmiyorum hocam ne der ama HDP'den daha fazla oy alacak. Ama benim gördüğüm bu seçimde sanki ama biraz önce zaten o kadar Cumhurbaşkanı için de işte Akşener için de şimdi sen Demirtaş'ın sanki Cumhurbaşkanı'ndaki yarış herkesin kendi partisinin daha mı önüne geçiyor? CHP'de bilmiyorum durumu ama. Yani öyle gibi gözüküyor. Ancak CHP'de de Muharrem İnce sahaya indikten sonra bazı illerde bazı görüşmeler yaptık. Orada sanki CHP'nin kendi tabanındaki oyunu konsolide ettiğini Muharrem İnce'nin gözlemledik. Yani o zaman bu gidişi kadar biraz durdurdu. Hocam? Belki yani geriye de alıyor gibi. Ancak bunu 10 gün sonra yaptık. 15 diyorsunuz. 15 İYİ Parti diyorsunuz. En az 10 HDP Demirtaş.
diğer işte partiler var. Karamanoğlu ve Çiftçi. O zaman yani orada da bir 50'lik bir bloktan söz ediyoruz. Dolayısıyla hani birinci turda %56... %51 noktasında bir yani, araştırmadan değil, birçok araştırmadan yola çıkarak söylediğim için %51 noktasında taban oyunu aşağı yukarı %51 diyebiliriz. Orada çok risk görmüyorum. %25'i derken kabaca söylüyorum. Yani bir veriye oran de... örtüşmüyor. Çünkü 8 partili bir meclis yapısı olacak. Evet. Onların konfigürasyonları var ve o gazla diyelim. Çünkü parlamentoda güçlü bir şekilde yer alacaklar. HDP denklemi değiştirecek doğru ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bireysel olarak her bir adayın önemli şeyler söylediğini görüyoruz. Bir karşılık bulduğunu görüyoruz. İşte Muharrem İnce'nin o CHP tabanındaki yılgınlığı bir kenara attığını, söylemlerinin karşılık bulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o öyle o hani Muharrem sanki İnce böyle ile kıl payı gibi Meral Akşener arasında bir geçişkenlik olacaktır. Oradaki temel şeyi seçmenin tercihi Meral Akşener'e mi vereyim, Muharrem İnce'ye mi vereyim? İkisi arasında böyle bir şey var. Tercih süreci olacaktır. Oradaki oranlar da Muharrem İnce'nin oyunu %25-26'lara yükseltebilir. Meral Akşener'in oyunu da %10'lara indirebilir. Böyle bir durum. Ya da yani işte hocam, Muharrem İnce biraz daha 20'lere hani inebilir. Kararsızlıklar dağıtıldıktan sonra %51-52 falan deseydiniz onu çok fazla şey yapmazdım. Hı hı. Ama kararsızlar dağıtılmadan %51 dediğiniz zaman biraz matematik... Şöyle evet. Sorduk soruyu. Matematiği zorluyor. Evet. Tayyip Erdoğan yani matematik aday üzerine olduğu zaman... bitti zaten. Aday olduğu zaman oy verir misiniz diye sorduğumuzda %51. Ama bu başka bir soru. Yani bu... Öyle. Ancak diğer taraftan kimi Cumhurbaşkanı olarak kime oy vereceksiniz diye, kimi görmek istersiniz diye sorduğumuzda da açık uçlu sorulara yönetmesini istersiniz ha, galiba verilmiş olan açık uçlu sorulara verilmiş olan çünkü %48'lik bir Erdoğan soruyorum. Senin son cümle senin. Son cümle referandum sonucu %48.4 hayırdı. 0.6 hayırdı. Yani oradan MHP yoktu zaten. MHP öbür taraftaydı. Şimdi oradan yine bir kopuş olması lazım ki diğer taraf 3-4 puan kopması lazım. Kim koptu onu? Yani şimdi yani referandum önemli... sonucu aslına bakarsanız burada bir ölçü değil bana göre. Neden dersiniz? Halk oylaması sürecinde AK Partili siyasetçilerin bazıları aktif bir şekilde çalışmadılar sahada. Ve bu sistemin ne getireceğini de vatandaş çok iyi anlamadı, anlatılamadı. AK Partililer yine ama şu anda değil. Tam tersine çalışan da var hocam. Yani AK Partililer de yani var ancak tepede... orada Erdoğan'ın biraz daha burada öne çıkaracağı, Erdoğan'ın seçilmesi için bir sürecin, bir anayasa oylamasıydı o. Burada daha somut bir oylamadan söz ediyoruz. Ve vaktimiz var mı bilmiyorum. Yok, çok oldu, geçelim. Bir cümle söyleyebilirim. Bir cümle söyle. Çünkü daha nasıl 2-3 hafta sonra zaten yine tekrar araziden döndüğünüzde sizi konuk alacağız. Orada biraz daha detay mümkünse de hatta belki bu dörtlüyü tekrar alırım. Çünkü bugün hem çok bölündü hem çok geç kaldık. Çok önemlise bir cümle söyle yoksa kapatıyorum. Şunu söyleyeyim. Yani o süreçteki MHP tabanıyla girilen halk oylaması ilk şeydi, süreçti, ortaklıktı ve MHP tabanı içselleştirmemişti zaten. Şu an MHP tabanının %60'lar civarında Erdoğan'a destek verdiğini görüyoruz. Bu önemli bir şey, süreç. Önümüzdeki dönem ne olacak onu da İlaş ilk hafta Demir, sonra göreceğiz. Melik Yiğitel, Deniz Zeyrek, Bülent Aydemir çok teşekkür ediyorum arkadaşlar katkınız için. Sağ olun. Bugün dediğim gibi hem teknik bir sorun yüzünden geç girdik hem Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın hükümet sözcüsünün açıklamaları vardı. O yüzden umarım fırsat bulursak gördüğümüz tekrar 2-3 hafta sonra biraz daha netleşmiş bir manzarayı konuşmak için buluşuruz. Basın kartından bu akşamlık bu kadar. Ne bir Müslüman Filistinli'nin, ne bir Musevi İsrail'inin, ne herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinde mazlumun ölmediği bir dünyaya uyanırız inşallah yarın sabah. İyi akşamlar efendim.